hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi bayramlar. İyi bayramlar. E sizin bir bayram mesajınız varsa sizin bayram mesajınızla başlayalım seyircilere sonra devam edelim. Buyurunuz. Bayramların bayram gibi kutlanabildiği, bütün çocukların aynı bayram coşkusunu birlikte yaşayabildikleri, kimsenin çocuğunun yaşadığı bayramla kendi çocukluğunu karşılaştırdığında yüreğinin burkulmadığı böyle ekonominin ve ekonomik zorlukların bayramda babaları, anneleri, çocuklara mahcup etmediği bir bayram diliyorum. Ben de öyle. Şimdi siyasi kariyerinizin neredeyse her aşamasında beraber konuştuk böyle. Evet. Bir siz milletvekiliyken konuşmadık. Evet. Grup başkan vekiliydiniz konuştuk. Sonra grup genel başkanı. grup başkanıyken konuştuk. Genel başkanlığı aday olduğunuzda konuştuk. Şimdi ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak konuşacağız. Evet. <laughs> Heyecanlıyım Öyle mi siz heyecanlanmazsınız Yok tabii çok keyifli ben gerçekten o pandemide yaptığımız ilk yayın e, halen daha çok izleniyor Herhalde benim televizyonlarda veya youtube'da yaptığımız yayınlar içinde sokakta en çok karşıma çıkan Halen daha sizi armağan çağlayan da izledik diyorlar öyle bir klişe oldu yani Özgür Bey siyasete girerken bir gün ben bu partinin genel başkanı olacağım diye bir hedefiniz var mıydı yoksa şartlar mı sizi oraya getirdi? Açıkçası yoktu. Yani bu siyaset şöyle bir şeydir. Böyle e, askeri okula kaydolan her öğrencinin bir gün genel kurmay başkanı olma ihtimali vardır aklında. Ama ben bunun için böyle yanıp tutuşan buna göre bir strateji belirleyen falan bir siyasi tutumum olmadı. Ben genelde ne iş yaparsam o işi iyi yapmaya motive bir yapım vardır. Hep de öyle oldu. Yani yaptığım işi yüksek konsantrasyonla yaparım. Hatta onun dışındaki hayatımın diğer kısımları çok aksar. Ee, biraz fazla da iş odaklıyımdır. Yani bir konuya e, kafayı taktım mı onu çok iyi yapana kadar başka hiçbir şey gözüm görmez. O yüzden de işte e, sizinle ilk yayın Eczacı Odası yönetimine girdiğimden başlıyordu. Eczacı Odası Türkiye Eczacıları Birliği Genel saymanlığı, genel sekreterliği, sonra 4 yıl Manisa Milletvekilliği, bir başka idari görev olmadan ve Osmaniye Fahri Milletvekilliği. Sonra işte ön seçimde Türkiye rekoru kırarak bir daha milletvekili olma ve orada bu sefer grup başkan vekilliği. O gün bugün de o görev devam etti genel başkan olana kadar. Hep böyle yaptığım işi iyi yapmaya titizlenirim tabii partide belli bir noktaya geldikten sonra siz işinizi yapar, iyi yaparsanız partinin iktidar olması lazım. Bu sefer ona kitleniyorsunuz. Ama böyle hani hayatımın hiçbir evresinde tabii genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğim süreçte özel bir süreç zaten. Bir travmadan sonra yaşanan bir süreç. i̇şte böyle genel başkanlık hedefiyle yanıp tutuşmuyordum. Ama siz de birkaç yayında sordunuz. Yani 2013 14ten beri hep böyle ara ara sorulur genel başkan olacak mısınız düşünüyor musunuz diye bir ihtimal olarak bir kenarda duruyordu ama geçtiğimiz günlerde de bir yerde soruldu neresi hatırlamıyorum orada da söyledim yani keşke parti iktidar olsaydı da genel başkan olmaya gerek kalmasaydı yani e, önemli olan e, cumhuriyetin 100. yılında partimizi iktidar yapmak insanları rahatlatmak gençleri rahatlatmaktır genel başkan olma kararı verdiğinizde Türkiye iki kutuba ayrılmış bir ülkeydi yani işte. Bir tarafta e, Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer tarafta altılı masanın seçmenleri. Kutuplaşmış bir ülke vardı. Mesela o sizi korkutmadı mı? Ya o bir gerçeklik olarak biz e, hani böyle <laughs> balıklar sudan ıslanmaz ya. <laughs> yani e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili kutuplaşmadan korksa evden dışarı çıkamaz. Yani, <laughs> her gün te, her gün tehdit her gün bir takım gerginlikler falan. Hani e, o öyle bir faktör değildi yani hani o yüzden e, biz o kutuplaşmış iklimin içinde siyaset yapmaya alışmıştık. Hani onunla ilgili konuşmak isterim, değerlendirmeler yapmak isterim. Hani doğru mu değil mi? Ayrı bir şey. Ama o olmadı. Ama şöyle bir şey oldu yani e, Manisa'daydım. E, bu karar böyle şey genel başkan adaylığı e, tek kişilik bir karar çünkü. Türkiye'de dünyadaki kadar kolay değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partiler tarihinde mecliste grubu bulan yani ciddi siyasi partiler için dediğim daha doğrusu. Genel başkanını seçimle değiştiren ilk partiyiz ve ilk örnek biziz yani. Ee, o yüzden de teoride olup pratiği olmayan o imkansızlığa herkesin bir takım gerekçeler bulduğu. Çeşitli gerekçelerle olmaz. CHP'de genel başkan seçimle değişmez diye bir kabul var. O yüzden kalkıştığınız iş kolay bir iş değil. Ee, şimdi sizin sorunuzun ilk başta öyle geliyor sandım. Ben kendime sorup cevaplamış olayım. O güne kadar partinin tümü beni çok seviyor arkamda. Ama ilk kez partide taraf olacaksınız ve bir öbür taraf olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Ve artık Cumhuriyet Halk Partileri'nin hepsinin çok sevdiği birinden birilerinin destekleyip birinin karşı olduğu birine dönüşmek. O zor. O kararı zor verdim yani. Ee, şöyleydi e, yani 14 ve 28 Mayıs seçimlerine e, adaydan veya adaylarımızdan diyeyim Cumhurbaşkanı yardımcısı e sonra onlar kadar bazı birçoğundan daha fazla e, ben çalıştım çok istedim yani Cumhurbaşkanı adayımız kadar motiveydim ben mesele. Tabi süreçte bir sürü yanlış yapıldı o yanlışları kendi Yönetim kademelerimizde dile getirdik, eleştirdik falan ama son noktada var gücümüzle o seçimi almak için çalıştık. Oldu. <laughs> sonra e, inanılmaz bir şey oldu sahada. Zaten çok üzgündüm ben de. Yani kızım ağlıyorken, e, böyle eşim, işte meclisteki danışman arkadaşlarım hayata küsmüşken en yakın arkadaşımla oturuyoruz. E, 3 saat oturup 3 cümle kurmuyorken zaten kendin de o travmanın bir parçasısın. Ama böyle sokakta gençlerin gözünün feri söndü. Böyle 14 Mayıs'a kadar inanmışlardık kazanacağımıza. Gözleri böyle ışıl ışıldı. Böyle gözlerinin feri söndü. Yine görüyor. Aa Özgür Özel falan diyor böyle. ya. Yani. <laughs> Veya merhaba falan diyor, gidiyor. Hani gelip böyle ne oluyor? Kazanıyor muyuz? Yapacak mıyız? falan yapmıyor böyle. Sonra bir de şeyi fark ettim. CHP'nin iktidarını görürsem, görmeden gidersem gözüm arkada gider diyen bir kitle var. Bunlar 70 yaş üzeri e, işte Ecevit'in birinci partiliğini görmüş, görmüş, belki oralara oy atmış. O günden beri 50 yıldır ızdırap çeken insanlar. Onların bir sayılarının yani dolaşanlarının sayısı çok azaldı. Yani mesela öğretmen evine 50 kişi çıkıyorsa 10 kişi çıkmaya başladı. Sonra böyle omuzlarının düştüğünü gördüm. Öyle delikanlı gibiydiler 70 yaşında. Birden 70-80 yaşında oldular. Tabi algıda seçicilik böyle bir istatistiğimiz yok olmasında zaten ama Salihli'den Manisa'nın, Kırkağaç'tan, Turgutlu'dan, işte ne bileyim Hopa'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan böyle benim çok sevdiğim resmi benimle resimleri olan yaşlı yaşlı partiler partilerimizin öldüğü haberlerinde algıda seçicilik diyorsun ki gözü açık gitti işte diyorsun. Veya böyle sanki hani böyle bir kalça kırığı olur da yaşlı hayata küser ve pat diye ölür ya hikayesi ona. Öyle bir şey olmuş gibi gelmeye başladı böyle. Bir sürü haber geliyor şu amca öldü bu teyze öldü falan. Yani inanılmaz bir duygusal travma vardı. Bu işin böyle gidemeyeceğini düşündüm. Ve bir karar vermek bir adım atmak gerektiğini düşündüm. Çok detay vermeyeyim şunu şunu dedim buna bunu dedim. Bu duygumla ortaklaşan ve bunu en erken dile getirenlerden bir tanesi hatta en erken kamuya açık dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. Oturduk zaten çok samimiydik bütün seçim süreçlerini yani 2019 tekrar seçimi de birlikte yaptık. Burada ben bütün milletvekillerimizden diğer grup başkan vekillerimizle birlikte sorumluydum. O İkinci seçimi beraber mücadele etti falan. O günden beri çok samimiyiz. Dedim ki böyle gidersek, yani bırakın biz Manisa'yı kazanalım hayalim var benim. İzmir'i kaybedeceğiz dedim. İzmir'i kaybedeceğiz. O da dedi ki, zaten ben de bir değişim olmazsa aday da olmam. İstanbul'da kazanılmaz, hiçbir yer kazanılmaz. Yani bir daha Türkiye'de siyaset yapılmaz. O yüzden biz partide bir değişim olması gerektiğini konuşmaya başladık. Burada ilk başta ben sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım noktasındaydım. Yani bir şekilde insanlara şunu söylememiz lazım. Biz ders aldık, değiştik, gençleştik ve lütfen umudunuzu kesmeyin. Çünkü dünyadaki bütün otoriter, popülist liderler ve diktatörler halkın, muhalefetin sandıktan umudunu kesmesinden beslenir. Ve tam o yaşanıyordu. Kimse sandığa gitmeyecek. İnsanlar çok üzgün ve fatura kesecek bir yer arıyor. O aday olma günü nasıl oldu anlatayım ama şimdi şu şeye geleyim bir şey söyleyeyim. O fatura kesecek dedik ya 31 Mart akşamı seçim sonucu bir tek bize sürpriz değildi. Bütün Türkiye şaşırdı. Hem anketlerle gördük orasını da anlatırım. Bir de şunu ben biliyorum. Bir seçim geçmiş. Seçmen orada bir karar vermiş. Aslında bir iktidarı değiştirmek istemiş. Yerini, alternatifini bulamamış. Bir kısmı bulmuş ama yüzde elli biri seni oraya koymamış. Kimi kerhen oraya vermiş, kimi de sana oy vermiş ama senin performansından veya seçimin kaybından memnun Kimse memnun değil seçim sonuçlarında. Herkes fatura kesecek bir yer arıyor. Ben çok... Hani böyle iki kere ikinin dört ettiğini bildiğim gibi bildiğim bir şey var. Seçmen hatta insanlar travmatik durumdaysa orada değişen de değişmeyen varsa değişen kazanır. Eskiyle yeni varsa yeni kazanır. Ve devletle millet karşı karşıyaysa millet kazanır. Biz bu seçimde sahadaki duyguyu doğru okuyan tek partiydik. Değişimciler olarak da bu duyguyu doğru okuyan kadro bizdik. Sadece değişim demedik, bir tutum belgesi açıkladık tüm meselelerle ilgili. İki, parti meclisinin yaş ortalaması 43, MYK'nın 46. Bunlar 60'lardan geliyor böyle CHP. Ve yarısı kadın, yarısı erkek. Mesela geçen gün bana, e, önceki Arnavutluk Cumhurbaşkanı, şimdi Özgürlükler Partisi'nin genel başkanıyla heyetimde, İlhan Uzgel'in yanında eşlik eden parti mesuliyemin yaşı 23. Uluslararası ilişkiler okuyor. Yetişsin diye heyetlere onları da dahil ediyoruz. Ve biz genç bir kadro, çokça kadın, ders almış, öz eleştiri yapan, seçmene hesap sormayan veya onu sorumlu tutmayan, sorumluluğu üstlenen bir dili tutturmayı başardık. Bizim dışımızda iktidar muhalefet değişen hiç yoktu ve seçmen 31 Mart günü geldi. Değişeni ödüllendirdi. 50 yıllık bir başarı kazandırdı bize. Değişmeyen herkese Ak Parti dahil, MHP dahil, en çok da İyi Parti çünkü kayıptan onlar da sorumlu tutuluyordu. Öz eleştiri yapmayan ve değişmeyen herkesi cezalandırdı. Seçim sonucunun oraya doğru gittiğini biliyorduk ama işin özü şu. Siyaset nedir diye sorduğunuzda hep söylüyorum, sorulduğunda bir sürü tanımı var. Hepsi çok eğlenceli. Ama bence en gerçek şu Sokağın sesini duyma sanatıdır. Sokakta ya da evde, tarlada, fabrikada konuşulan şeyden bir mesaj almıyorsan, o duyguyu hissedip de ona göre bir tutum, tavır belirleyemiyorsan, sen siyaset yapmıyorsun. Sen e, standart, siyasetçilik oynuyorsun. O zaman kaybedersin, kazanamazsın, ders almazsın bilmem ne. Biz böyle bir kişi iki kişi değil koca bir ekip partinin içinde birbisiyle aynı duyguyu yakalamış koca bir ekiptir değişimciler çünkü herkes risk aldı herkes yani değişim ekibi dediğiniz ekip aslında olmayacak bir şeyi oldurdular herkes risk aldı karar aldığım anı da anlatayım sonra başka merak ettiğiniz bir şey varsa söyleyeyim Manisa'daydım Böyle bir okuma lambası açık ama o da en kısında. 3 saat boyunca tek başıma düşündüm. Bu böyle şey gibi bir iş. Ee, köprüden atlamak gibi. Son karar da tek başına. Yani. Bir sürü kişiyle konuşursun. En son atlıca veya böyle şey gibi tramplenden havuza atlarken o böyle tırsıp geri dönmek ya da atlama kararı var ya. O işte bende 3 saat sürdü bu sefer. Hatta eşim Didem böyle salona girdi. Mutfağa doğru geçerken böyle Manisa'daki evde. Beni gördü ürktü. Ay dedi ne yapıyorsun sen burada dedi karanlıkta oturuyorum. Düşünüyorum dedim. Dedi ki yine başımıza bir gelecek var. <laughs> <laughs> Neyse sonra karar verdim ben. Bir röportaj isteniyordu. İsmail Saymaz'a o röportajı ertesi gün verdim. Bilmesi gereken arkadaşlarıma bilgi verdim. Böyle böyle bir karar verdik. Önce eşinize söylediniz herhalde. yani çok eş zamanlı olmamış olabilir. <laughs> Sakladınız o, ya saklamadım da şimdi bilmesi gereken ilkesi var yani. <laughs> o bilmesi gereken ilkesi o değil. O, yani bilmesi gereken ilkesi şudur. Sağlıklı bir karar verme sürecinde duygularıyla zarar vereceklerin biraz geç öğrenmesi etkilenmek gereken. istemediniz. Ondan sonra çünkü yani çok da haklı Didem. 20 2 yaşında Manisa'ya geldi benim peşimden. Ben Manisa'yı ona bıraktım gittim. <laughs> Herkes şimdi mesela onu görüyor. Buluyor. Eczanemiz onda, ailem ona emanet falan. Ee, ve birçok kararı verdik 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 buralara kadar geldik. Buradan sonra o da bir huzurlu bir ikinci yani 25 yıl 30 yıldır beraberiz. İkinci bir 25 yıl hayal ederken bu karara olur demez. Ama şöyle bir gerçek var. İşte siyaset arkadaşlarıma falan... 5-6-7 kişiye bir şeyler yazdım söyledim böyle böyle bir adım atıyoruz diye ee, birkaç kişi hatta böyle destekleyeceğini düşünüp desteklemeyenlerden birisi şey dedi kardeşim farkında mısın dedi sen boş havuza balıklama atlıyorsun <laughs> dedim ki zaten o yüzden kimse atlamıyor ben hesap ettim düşene kadar da olacak dedim öyle oldu zaten yoksa ilk çıktığımızda biliyorsunuz Bambaşka ama eşinizi geçenlerde gördüm. Çok mutlu gözüküyordu valla. Hatta dedim ki e, Özgür Bey hep e, mutsuz ben siyasette uğraşıyorum diye diyor ama dedim çok mutlu gözüküyordu. 31 Mart'tan sonra herkes mutlu oldu. <laughs> <laughs> Özgür Bey Şimdi değişimci bir oduncunun her akşam eve hiç odun getirmeden geldiği 12 yıla şahitlik etmiş nasıl? <laughs> yani? Adam her zaman balta elimizde gidiyor. Akşam geliyor odun, Odu yok. Veya balıktan 11 yıldır boş kovayla dönmüş. Bu sefer <laughs> balıklar taşmış yok. kovadan yani. O yüzden <laughs> o balıkçının eşi oduncunun eşi ilk kez mutlu yani. Bu, <laughs> değil ki bize gönül veren herkes için öyle yani. Değişimcilerden söz ediyoruz deminden beri. Ee, sizin gelmenizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında tırnak içine söylüyorum siyasal tutumu da değişti. Siyaset yapma biçimi de değişti. İşte e, sizin e, yumuşama dönemi mi diyorsunuz siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Normalleşme. Normalleşme dönemi diyorsunuz. İşte aday kalkma partililer yumuşama dönemi ya diyorlar. Bizim normalleşme de isim şu. Normali bu diyoruz yani. Normali görüşmek. Yani Türkiye o yüzden de. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne müzahir kalemler falan şey diye yazıyorlar. Yumuşama diye yazıyorlar. Çünkü hani Türkiye'yi anormal bir hale getirdiklerini kabul etmemek için biz de bunun normal bir hal olmadığını, siyasetçilerin görüşmesinin, konuşmasının normal olduğunu söylüyoruz. Aslında burada bile iki lider görüşürken bile mesela kelimelerde ve ifade etme biçiminde anlaşılamayan, anlaşamayan insanlar bütünü var bir yandan da. Ee, mesela ben sosyal medyada siz görüştükçe e, sosyal demokrat olan ama görüşülmesine sürekli karşı çıkan insanlar görüyorum. Hı -hı. Sürekli sizi mentionlayıp yazıyorlar mesela. Hı -hı. Niye e, bu duruma, mesela iki liderin görüşmesine niye karşı çıkıyorlar? İki grup var orada. Bunlardan bir tanesi e, iyi niyetli endişeliler. Çünkü geçmiş pratiklerine bakıyorlar Türkiye'nin. Diyorlar ki... Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman zora düşse bir yolunu bulup birileriyle hayatı hayatiyetini devam ettirip sonra yeniden güç kazanıyor. O yüzden bu sefer de buna e, güç veren, işte yaşama gücü veren biz olmayalım. Bu arkadaşlar veya bu büyüklerimiz kötü niyetli değiller ve çok saygıyla karşılıyorum bu endişelerini çünkü geçmiş pratikleri bunu düşünmelerine müsait hep birlikte yaşadık bazı süreçleri. Tabi burada ben özgüvenli bir siyasetten bahsediyorum. Tecrübeli arkadaşlarımız, çok genç dinamik kadrolarımız birlikte 24 kişilik bir MYK, 60 kişilik bir parti meclisi, 130 kişilik grup. inanılmaz kaliteli tartışmalar ve bütün stratejiyi konuşarak yapıyoruz. Yani bir şey karar verdik de paldır küldür yapıyoruz diye bir şey yok. Öyle kolay kolay aldatılabilecek veya olmadık e, bir kararı verip hani MHP'nin süreci gibi koca partiye dayatacak bir liderlik anlayışı bende de yok. Cumhuriyet Halk Partisi zaten böyle bir anlayışı reddeder. Ama bu endişeler haklı. Dikkatli olmak lazım. Ama bir de her iki tarafta birden bizim tarafta bunların sayısı hani çoktur diyemem ama sesleri çok çıkanlar var. Bu kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal bir siyasi düzlemde kendilerine yer olmadığını düşünenler var. Adam mesela YouTube çekiyor ve e, çok ağır hakaretler ediyor. Çok ağır şeyler söylüyor. E, i̇şte o da Atatürkçü ama baktığınızda aslında benim, mesela bana hırsı ne? Hırsı şu bana. Geçmişte e, bidon kafa diye köşe yazmış arkadaş. Seçimin ertesi günü. Hadi bakalım diyor. Şimdi elinde bidon bir yerde sular kesilmiş. Sözcü gazetesi haber yapmış su kuyruğu diye. Bidon kafalılar bu iktidarı seçtiniz. Siz hadi bakalım şimdi gidin diyor su sırasına girin. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim. Onun da hırsı bana ondan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partiyi 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer 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 insan. İşsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli. Sen ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin? Sen ona o güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bir don kafa olan sensin. Yani Siyasetçinin kendisi oturup o kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Ama seçmene kusur bulan, seçmene emir veren, seçmene kafa tutan bir yaklaşımı ben reddediyorum. Arkadaş seçmene sövüyor, bilmem ne yapıyor en son. Hiç duymadığın şeyleri olmuş gibi anlatıp çünkü öyle de bir düzleme geldik. Adam onu söylüyor. Sonra o attığı iftira viral oluyor. Her tarafta dolaşıyor. Sonra en yakınım bile ona inanıyor falan. Böyle bir süreç var. Bunlar kutuplaşma olması yaşayamazlar. <laughs> beslenemezler, geçinemezler. O yüzden de e, sürekli bir kavga ortamı olsun. İki taraf birbirine, mesela e, iki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun. Biz de bu tarafa işte mermi satalım. Bilmem ne yapalım. Savaş ekonomisinden beslenenler. Çok boşuna endişeleniyorlar. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer... ...ne bütün tartışmaları bitirir... ...ne biz gidip de... ...ne AK Parti ile koalisyon oluruz... ...yani sen yine muhalif olursun... ...yarın ben iktidar olurum... ...bana da muhalif olursun... ...ama iki tarafta da... ...böyle e, gerilimden beslenenler var... ...onların... E, ...binitsiz olanlarına da bir lafım yok... ...yani... ...hırslı... ...efendim bunca yıl bize bunu yapanlan ...el mi sıkışılır falan... ...onlara da bir lafım yok... ...ama tuzu kuru olup, geliri yerinde olup, sırf bu kutuplaşma ortamından her türlü imkanı yaşayan ve bu Türkiye'de bu yaşananlardan beslenen bir güruh var. Onlara ciddi itirazım var. Onların boşa düşmesi lazım. Dün Durmuş Yılmaz bir tweet attı gördünüz mü? Ee, diyor ki e, siz, ya yani Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Şimşek'le e, Şimşek birlikte ekonomik programı çalışacakmış diyor. Ama diyor Cumhuriyet Halk Partililer Mehmet Şimşek'le birlikte çalışacaklarmış. Ben diyor şundan endişe ediyorum. 22 yılın faturasını Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte paylaşmak için bu yapılıyor. Gördünüz mü bu tweet'i? 4-5 gün önce attım. Evet. Evet gördüm. şimdi şöyle bir şey. biz Mehmet Şimşek'le ekonomi programı çalışmayacağız. Ben Cumhurbaşkanı... nereden çıktı? Şuradan çıktı. Biz Cumhurbaşkanı oturduk konuştuk. Mehmet Şimşek fikri de Cumhurbaşkanı'ndan çıktı yani ondan konuşun diye. Mesele şu biz dedik ki anayasa manayasa bir sürü tartışma var. Biz şunu söyledik. 10 bin lira maaşla geçinen emekli. Temmuz başında zam yapmayacağınızı, enflasyon iyileştirmesi yapmayacağını söylediğiniz asgari ücretli. Açıkladığınız fiyatlara istiyan eden çay ve buğday üreticileri ve borçlarını ödeyemeyen dünya kadar insan bu insanların 10 bin liranın asgari ücrete çıkarılmasına, asgari ücrete hiç olmazsa enflasyon farkının verilmesine, buğdayda 15 liralık, çayda 25 liralık taban fiyatı ihtiyaç var. Yarın fındık gelecek, üzüm gelecek, narinciye falan. Bunun için para lazım. Burada Mehmet Şimşek kemer sıkıyor. Ve dedim ki krizin sorumlularına değil, krizin mağdurlarına yöneliyor yine. Bu insanlar kur korumalı mevduattan paralarına para katanlar değil. Kur korumalı mevduat için 1.2 trilyon lirası alınıp zenginlere verilen garibanlar bunlar. Bu kişilerden krizin faturasını çıkartamazsınız. Bunun içinde dedim bu vergi reformu, daha doğrusu bu vergi sisteminin değişmesi lazım. Sayın Erdoğan'a anlattım. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 68 lirası yüzde 68'i dolaylı vergi yani fabrikatörle fabrikanın bekçisi aynı vergi ödüyor Süte, suya elektriğe telefona dolaylı vergiler yüzde 68 fakir zengin ayırmadan yüzde 21 maaşlardan bütün maaş alanların maaşlarından kesilen gelir vergisi sadece geriye kalan yüzde 11 Türkiye'deki o işte sanayicilerin, ihracatçıların, ticaret yapanların, gemi sahiplerinin, hizmet sektör hepsinin toplam ödediği vergi yüzde on Tam tersi olması lazım. Dolaylı vergiler yüzde on, maaştan vergiler yüzde on, yüzde seksen doğrudan vergi olursa buradaki insanlara istediğini verirsiniz. Buradakiler de mevcudiyetlerini korurlar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir de bunun içine adil, demokratik, hukuka bağlı, kuvvetler aylığına dayalı, Avrupa Birliği hedefi gözeten bir yönetim koyun. Dünya kadar da para gelir. Bunlar da dünya kadar ihracatı artar, yatırımı artar, ortak bulurlar. O vergiyi aldıklarınızda daha çok para kazanır. Ama siz bu insanlara olmaz dedim. Ve ben dedim size tek önerim şu. Geçen toplantıda konuştuğumuz işte bir takım davalar, geziyle ilgili mevzular falan. Benim dedim tek önerim Türkiye'deki gelir adaletsizliğine müdahale etmek için adil bir vergi sistemi. Biz iktidara gelince bunu yapacağız. Ama seçime kadar benim Türkiye'yi erken seçime götürecek şu an gücüm yok. 130 milletvekili olmuyor. 360 lazım. Ama ben iktidar olduğumda bizim partimiz iktidar olduğunda bunu yapacağız. Ama bu insanlara acıyorsak vergi reformu yapmamız lazım. Ve bunu dedim mecliste yapmamız lazım. Dedi ki Mehmet Şimşek gelsin Onunla bir görüşün dedi. Bu bu. Biz Mehmet Şimşek'le onun neoliberal politikalarını veya işte eskiden irrasyoneldi şimdi çok rasyonelim. Sen zengine rasyonelsin şu anda. Yoksullar için alabildiğine irrasyonelsin hala da. Benim mevzum bu. O yüzden. Görüştünüz mü? Hayır daha bayramdan sonra. Yani zaten Erdoğan'la görüştük. Ertesi gün Erdoğan İspanya'ya gitti. İşte bayrama girdik. Bayramdan sonra görüşülür. Ama bizim onunla bu yaptığı kemer sıkma veya örtülü imf politikalarına destek verme gibi bir şeymiş söz konusu olmaz tam tersine krizin çözümü garibanın kemer sıkması değil vergi vermesi gerekenlerden vergi ve almak kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine katmak ve doğru işler yapmaktır ben bunu tartışıyorum yoksa öbür türlü ben oturup da 22 yılın hatta e, geçen hafta perşembe akşamı perşembe günü ben İstanbul'da şeyle birlikteydim, şehit aileleri ve gazilerle ilgili bir çalışta yaptık. Türkiye'deki bütün şehit ve gazilerle ilgili kamu yararına dernek vasfı olan, yani devletin tanıdığı bütün o koca yapının temsilciyle harika bir toplantı yaptık. Çıkışta sordular, dediler ki, işte Bahçeli o zaman bize şey dedi, AK Parti ile CHP ittifak kurabilir. Altılı masada destek versin. O da versin. Ben de dedim ki suç ortağını bize ittirip nereye kaçıyor? Ülkeyi bu hale onlar getirdi. Biz düzelteceğiz diye oy aldılar. Ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz dedik. Bizim bakış açımız bu. Yani ben AK Parti'nin 22 yıllık tahribatını yükleneceğim, sırtlanacağım. Devlet Bey de bir kenara geçecek. Artık bunlar iktidar ben muhalefet edemeyecek. Yok öyle ya ama. Muhalefete birlikte gidecek onlar. Yani ben öyle AK Parti'nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak bir işin içine girmem. Öyle bir şey yok. Ama AK Parti bana bugünlerde 10 bin lira emekli maaşına zam yapamam para yok diyorsa gel parayı buradan buluruz diyorum. Sol sosyal demokrat bir bakış açısıyla. Ama ben ona ha bir de tabii şunu da söyleyeyim. Yani biz 31 Mart seçimlerinde iktidar ortağı olmadık iktidara ortak olduk. Nasıl? Anayasal olarak. Anayasa, siz hukukçusunuz, gayet iyi biliyorsunuz. Türkiye'de iktidarı ikiye bölüyor. Merkezi yönetim ve mahalli evet. idareler. Geçen sene, 28'inde ikinci turda, küçük bir farkla, merkezi yönetim görevi Tayyip Bey'e verildi. Mahalli idareler ise, nüfus olarak yüzde 65, ekonomi olarak yüzde 80, toplanan vergi olarak yüzde 87'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu bölgeleri yönetme yetkisi verildi. Ben iktidara ortağım anayasal olarak ama iktidar ortağı değilim o devlet bey. Bütün bugüne kadar her şeyden sorumlu olanlar Cumhur İttifakı. Ha devlet bey ben bize ittifak teklif ediyor. Biz partilerle ittifak yapmayarak yüzde 47 aldık. Onlar bir araya geldi. Şimdi partilerle ittifak yapmayınca şöyle bir avantaj var. Kavga edecek kimse olmuyor. <laughs> devlet Beylerin kavgasını anlıyorum. Biz milletle ittifak yaptığımız için, Devlet Bey Cumhur ittifakından ayrılacaksa bizim Türkiye ittifakına gelebilir. Hiç sorun yok. Çünkü Türkiye ittifakına gelmenin yolu çok basit. Renklerimiz kırmızı beyaz. Fileni sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselirken duygulanan herkes Türkiye ittifakında. Bu kadar. Bunun dışında bir şartımız, şartımız yok. Devlet Bey de milli takım gol atınca seviniyorsa gelsin. Ki seviniyor biliyorum. Ama bizim ittifakımızda şey yok. Partimin genel başkan yardımcısının işini sayıştığa üye yapmak için ricada bulunmam ben. Ya da Yargıtay seçimlerini papa seçimine çevirip tıkayıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bizden olsun diye pazarlık etmeyiz. Biz pazarlık edeceksek çiftçi için ederiz. Buğday fiyatı için ederiz. Çay fiyatı için ederiz. Biz ricacı olacaksak 28 Şubat'tan içeride yatıp hiçbir suçu olmayan insanların gözü yaşlı eşleri için ricacı oluruz. Yani salı verilmeleri noktasında bir şey söyleriz. Bunu yaparsanız iyi olur deriz. Biz gidip de asla ve asla işte benim partimin mensupları idari yargıda, askeri yargıda orada burada bir yerlere yerleşsin ya da partililerim ihale kapsın diye birilerinden müzakere etmişiz. Bizim müzakeremiz Türkiye'deki emekliler ve emekçiler için. O yüzden buna hazırsa devlet bey bizim ittifaka gelebilir. Ama o çıkar ittifakları o onların işi bizim değil. Şimdi ee, bir nepotizmden bahsettiniz. Evet. Aynı şey e, yerel seçimleri kazandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde oldu. Ortalık ayağa kalktı. Geçen hafta Esenyurt mu? E, yanlış söylemeyeyim belediye? Esenyurt'ta oldu. Esenyurt Adana. Belediyesi'de, Adana'da oldu. Adana, Yüreğir'de oldu. Mesela bu ne? Ne, niye? Yani Şimdi. şunu anlamıyorum. Biz Türkiye'de 21 yıldır bunun yapıldığını konuşup birbirimize dertleniyoruz. Yeri geliyor işte yapmasalar filan diyoruz. Ama sonra ana muhalefet partisi yerel seçimleri kazanır kazanmaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı pat diye yakınına atıyor. Öteki Esenyur pat diye bilmem. Bir dedi diyor ki eniştemden başka buraya efendim uygun aday yoktu. Hani hepimizin e, öğretim üyelisi alınırken isme yazılı yapılan ilanlar gibi. Ya mümkün mü yani koca İstanbul'da eniştenden başka oraya uygun adayın olmaması? Bu niye oluyor Şimdi önce niye olduğunu söylemeden önce şöyle, şu anki durumu söyleyeyim. Bir tane böyle atama yok Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Bu konuda çok kararlı oldum Söyledim yönetim anlayışımızda Bu konuda aynı bu şekilde İlk başta da Bağlıkesir Büyükşehir'e Milletvekilimizin abisi danışman olmuş Dedim ne yapıyorsun Ahmet Aradım dedi ki Yıllardır birlikte siyaset ediyorum bütün kampanyayı yürüttü. Gönüllü olsun kardeş dedim gönüllü olsun Yine gönülden destek versin dedim Peki başkanım anladım dedi Bursa'da aynısı oldu Adana'da oldu istisnası daha doğrusu istisna olarak söylemek doğru değil de olup da göreve devam eden Kırşehir'de oldu ama nasıl oldu duydum aradım yine başkan ne yapıyorsunuz dedim dedi ki ya böyle değil atama yaptığım kişi 20 yıldır devlet memuru 6 yıldır bu görevde ben yeniden gör biz seçildik ama görev yeri değişmiyor her seferinde yeniden atanıyor ve dendiği gibi akrabam değil e, soy, soy isim benzerli açıkla dedim açıkladık Mesela o iş yatıştı. Diyor ki bana mesela başkan bütün Kırşehir biliyor. Dedim ki bütün Kırşehir biliyor da Türkiye bilmiyor. Türkiye'de duyuluyor bu. Onu açıkladık. Bir tarafta isim benzerliği işte akrabası değildir. Öbürü 25 yıldır devlet memuru zaten maaşı devletten alıyor. Bu görevi 6 yıldır yapıyor falan filan. Halloldu. Geçen hafta esen yurtta olmuş. Cevabı ben de duydum. Başkana dedik ki 2 saat içinde bu işi halletmeniz gerekiyor. Kalmadı. İki şey söyleyeyim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi kir gösteriyor. Şimdi <laughs> he, kir tutuyor. Kir gösteriyor. Tutmuyoruz Allah aşkına. <laughs> Şimdi be, beyaz bir A4 kağıda bir keçeli kalem düşünün siyah. Dokunduruyorsun her yerden görülüyor. AK Parti yıllardır sizin gömleğinizden biraz daha gri olduğu için istediğin kadar dokundur kurşun kalemi kir göster. Kir kaldırıyor. Onlar her belediyede yüzlerce yapıyor. Bizim 3-5 tanesi dediğiniz gibi haklı eleştirdiğiniz gibi her yerden görülüyor duyuluyor. Bir kere bu. Ama neden oluyor ya? Birazcık baktım birkaç yere. Yahu niye? Şunun da etkisi var. Bakın savunmak için demiyorum. O yüzden karşı olduğumu ve hepsini sonlandırdım. Sakın savunmak için. Şöyle oluyor. Devletten o kadar uzak kalmışız ki. Yönetimden o kadar uzak kalmışız ki. Bir anda öyle bir insan kaynağı talebiyle karşı karşıya kaldık ki. Hakikaten bazen bana da savunuyor. Ya diyor işte güvenilir. Şöyle birisi şu kadar başarılı. Dışarıda bir şirkette gitse 100 bin lira alacak. Bizim burada 30 bin lira çalışacak. Haklı ama mazeret değil. Anlatamayız. Başkanları da öyle söylüyorum. Dediğin doğru olabilir. Buraya ondan daha iyi emanet edeceğim kimse yok. Dünyanın diyor en dürüst insanı. Diyorum ki haklısın ama anlatamayız. O yüzden tamamını bitirdik o işin. Yani. Yok öyle bir şey. Olursa da Partide herkesin bir görevi var. Benim görevim genel başkanlık. Yanında nepotizmle mücadele. <laughs> özel özel. O dairenin başkanıyım ben. Bu e, cumhurbaşkanına olan iki görüşmede dikkatimi bir hukukçu olduğum için en çok dikkatimi çeken şey ve çok da takılıyorum o mevzuya. Sürekli şu söyleniyor mesela. Özgür Özel gezi tutuklularının işte serbest bırakılması için talepte bulundu. İşte Özgür Özel... E, Balyoz davası sanıklarının salıverilmesi için talepte bulundu. İşte Ayşe Hanım'la görüşmek için talepte bulundu. Bu yargının işi değil mi? E, yargın işi. E Niye talepte bulunuyorsunuz? Talepte bulunmaktan ziyade şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi 28 Şubat yargın işi değildi. Zira anayasa kocama ve sürekli hastalık hali diye tarif ettiği şeyde Cumhurbaşkanı'na yetiştiriliyor. O tamam. Ediyor. Onu söyledik. O hakikaten talepte bulundu. Mesela orada talep ettiğiniz şey... Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması mı mesela? İşte onu anlatacağım. Şimdi 28 Şubat'a ayıralım. Geri kalanında ben zaten hani doğru da bulmam böyle söylemeyi. Doğrusu da ben gezi meselesini 3 kompartımana ayırıyorum. Bir, ayım kararlarına uysanız kavalayı bırakmanız lazım. Anayasa Mahkemesi kararlarına uysanız Can Atalay'ı bırakmanız lazım. Bu kanun yararına bozma meselesini de Gerçekten görseniz diğer arkadaşa. Bir de diğer üç arkadaşın şöyle özel bir durumu var. Yani onlar Kavala'yla telefon görüşmesi iddia ediliyor. Yok bir tane var bilmem ne. Bir tanesi e, efendim Almanya'dan Türkiye'ye Gezi'nin e, şeyini çekme belgeselini çekmeye gelmiş. Çiğden mi? Çiğden mater için. <laughs> Dedim ki Cumhurbaşkanlığı daha biz ayrıldıktan sonra yani AK Parti'den Youtube'dan bir bakın dedim Gezi belgeseli 7 tane var Çekenler dışarıda çekemeyen içeride Çiğdem Mate'nin Bir belgeseli yok ortada Niyetlenmiş çekememiş Mine Özer'den Göya Kavala'nın Talimatıyla dünyadan Fon bulmak için hesaplar açmış Döviz hesapları Bunu FETÖ'cüler iddia etmiş Ama iki mahkemede ispat edemedi Bulunamadı diyor ama Açıldığı iddia edilmiş falan e, Tayfun Kahraman da siz biliyorsunuz. Gezide müzakere heyetindeydi. Harita Odası Harita şehir bölge plançıları odası başkanı dışarı. olarak ilk görüşmede Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı dışarıdayken dememiş ki Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmesin. Dememiş ki hükümet istifası. Demiş ki ağaçlar kesilmesin, AKM yıkılmasın, AVM yapılmasın, top çıkışlası olmasın. Ben bunları Sayın Erdoğan'a gösterdim. Hatta bir dosya olarak da verdim. Hatta ikinci görüşme derdi onla görüşünce Sayın Başbakanımız teminat verdi. Hemen ağaçlar kesilmeyecek. Mahkeme kararı beklenecek. Kesim kararı çıksa bile referanduma gidilecek. Gezi'yi boşaltmayı takdirlerinize sunuyorum deyince Gezi'de bile kızanlar oldu ona. Bu yüzden de diyorum ki bu bu kadar netken Allah aşkına hukuka uyalım. Anayasa Mahkemesi'nde yıllardır başvuruları bekliyor. Onu halledelim. Can'ın kararı çıktı, halledelim. Kavala'nın kararı çıktı, halledelim diyoruz. Ve burada biz hükümeti işte Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diye ayar veriyor Anayasa Mahkemesi'ne. Cumhurbaşkanı hani gezi benim kişisel davam noktasına getirdi. Yani öyle bir şey yapıyor. Ee, gezi yaşandıktan 5 yıl sonra dava açıldı. Gezi yaşandıktan 10 yıl sonra halen daha olmayan bir darbe çıkarttırılıyor oradan bunu anlatıyoruz ve bunların hiçbirisini kişi özelinde değil tamamen anayasaya uyun anayasa ve ayın kararlarını uygulayın marjında ifade edin. bize yanlış aktarılıyor o zaman ya insanların kolayına öyle gidiyor yani e, biz tutup da benim cumhurbaşkanı verdiğim dosyada zaten siz bunlara affedin olmaz affedebilecekleri belli o yetkiyi kullanacaklar ama zaten hatta şöyle söyleyeyim benim bu konuda en önemli paydaşlarımdan bir tanesi Tuğrul Türkeş. Nasıl? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk delegasyonun başkanı. Benim orada 6 üyem var, Türkiye'nin 18 üyesi var, başkanı Tuğrul Türkeş. AKP'ye gittim, delegasyonu odasında ziyaret ettim. Çok memnun oldular. Orada bana kendisinin de anlattığı, Kavala Türkiye'de tutuklu, biz de burada tutukluyuz veya o orada hapiste biz de bu odada hapisteyiz. Yani dışarı çıkıyor tabi tabii. Ama her hamlelerine siz ilk önce Kavalayı serbest bırakır. Ama Kavalayı da bakın kişisel olarak Kavalayı o insanlar tanımazlar. Çok az atılır. Kavala bir sembol dava. Bu Avrupa Konseyi Strasbourg'da ve o şehirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de var. Bu mahkemenin kararını tanımamak, bu konseyi tanımamak demek. Ve Konsey diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyun kardeşim. Bizimkiler hatta ben örnek diye verdim. Saat sorsalar, siz önce gezidekilerin işini halledin, saati sonra sorun diyorlar. Bu yüzden Sayın Tuğrul Türkeş de samimi bir gayret içinde ve işte kanun yararına bozma dilekçeleri hazırlandı, bir takım hukuki yardımlar yapıldı falan. Şimdi de dosya şeye çekildi. Adalet Bakanlığı'na. Oradan ümit ediyorum ki kanun yararına bozma yoluyla hem tutukluluk hallerinin sona ereceği hem de Türkiye'nin bu ahim kararlarına dinelen 3. Dünya ülkesi görüntüsünden veya böyle e, muz cumhuriyeti görüntüsünden e, kurtulacağını ümit ediyorum. Özgür Bey şimdi işin biraz magazin boyutuna gelelim. Mesela o görüşmelerden önce bir e, gündem oluyor ve herkes kendi gündemini yolluyor. Sonra bir ortak gündem değil mi anlaşılıyor? Yok herkes kendi Yoksa... gündemini getiriyor. Ha öyle... Herkes kendi konuşmak istediğini konuşabiliyor. Şöyle bir şey olabilir. Aslında müzakere teknikleri içinde e, gündemlerin önceden karşılıklı paylaşılması, mütabakata varılan maddelerin müzakeresi gibi yöntemler de var. Ben yıllarca Türkiye Türkiye'deki tüm eczacılar için, e, AKP de iktidardaydı o zaman yine, e, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile yıllarca bu müzakere masalarına Önce üyelik sonra başkanlık ettim. Ee, müzakerede bir sürü yöntem var. Ee, fena da müzakereci değilimdir. Ama burada siyaseten şöyle yapıyoruz. Karşılıklı olarak kendi gündemlerimizle buluşuyoruz. Ev sahibi kısa bir açılıştan sonra sözü karşı tarafa veriyor. Misafir taraf kendi gündemini tüketiyor. Sonra sözü ev sahibi alıyor. Kendi gündemini söylüyor. Misafir taraf ev sahibinin açtığı gündem maddeleri hakkında görüşlerini söylüyor. Ev sahibi taraf da diğeri hakkında görüşlerini söylüyor. Sonra mütabakata varılabilecek noktalar, varılmayacak noktalar varsa yapılıyor. Ondan sonra ve sonlanıyor tartışma. Ve ikinize eşlik eden görev... E, not tutuyorlar. No, no, onlar da not tutuyorlar. O tabii şöyle bir şey. Bazen bazı görüşmeler baş başa biliyorsunuz yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu baş başa görüşmelerle ilgili... Çok spekülatif olaylar oldu geçmişte. Ben de bundan endişe ettim. Hem kendi adıma, partim adına, ailem adına bu karşı tarafın söylediği bir şey değil ama bir laf çıkarıyorlar. Önüne filancanın dosyasını koydu, o günden sonra şöyle oldu falan. Ben bunun olmaması için bir yöntem arıyordum. Yani böyle bir şüphenin kimsenin sırtına yüklenmemesi için. Ne konuştunuz içeride falan. Ee, Sayın Ahmet Necdet Sezer'i ziyarete gittim. 23 Nisan 2024 günü. Dedim ki biz çok uzun süre siz seçilmiş son tarafsız cumhurbaşkanısınız dedim. Ve ne yapmak lazım dedim. O da bana şöyle dedi. Birincisi görüşme düzeniyle ilgili olarak. Bir büyük elçi görevlendirirsen. E, Cumhurbaşkanlarının özel kalemleri ve e, protokol müdürleri büyük elçidir. Onlar birbirinin dilini bilir. Ve bütün akışı planlarlar dedi ve biz buna uyduk. Dedim ki ayrıca bu görüşmede böyle. Dedi ki tamam heyet bildirirken görüşme baş başa ancak e, işte büyük elçimiz Namık'tan yani şimdi. Sayın Namık'tan not tutacak, not tutmak üzere hazır bulunacak derseniz. Onlar da birisini bir hazır bulundururlar. Bu iyi bir yöntem olur dedi. Ben de Sayın Ahmet Nezze Sezer'in tavsiyeleri üzerine ee, en son Washington Büyükelçiliğinden emekli Liyakati konusunda bütün Kendi e, bakanlığının Mütabık olduğu Sayın Namık yanıma alarak Ve özel kalem müdürümüz Gülen Hanım tabi şey yaptı Bütün organizasyonu birlikte kurdular Gittik oraya basın müşavirimiz e, Özel kalem müdürümüz Namık Bey ve ben içeriye girdik Görüşme alanına fotoğraftan sonra Diğer arkadaşlar çıktılar İkişer kişi orada görüştük Aynı heyetle birlikte buraya geldiler. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Bunu da bilmenizi isterim. Namık Bey sonra o görüşmeyi ertesi gün hem oradaki görüşmeden sonra hem buradaki deşifre etti. Yani kendi notlarını. Ee, ve partinin kasasına gelecek genel başkana teslim etmek üzere ben onu kapalı bir dosyada arşivledim. Bir tanesini de kurumsal olarak saklansın diye yine Sayın Genel sekretere verdim. Hatta Namık Bey de okudu. Ben de okudum. Sayın Genel Sekreterime de okuttum Selin Hanım'a. Hani anlattıklarım dışında anormal bir şey görmediğini hani hiç olmazsa açın zarfı demeden önce Selin Hanım da okudu diyebilmek için. Şu anda partinin hem resmi arşivinde hem de e, genel başkanlık katındaki kasanın içinde o dosya duruyor. İkincisini de şimdi hazırlanmış değişiklesi söylediler. Pazartesi günü onu da okuyacağız, kaldıracağız partinin tarihine gelecek genel başkanlara bir arşiv belgesi olarak aktaracağız. Özgür Bey mesela bu görüşmeler yapıldıktan sonra birbirlerine birbirinizle hediyeleşiyorsunuz ya. Mesela bu sosyal medyada bunu çok garip anlamlar yükleniyor. O ona bilmem ne verdi. O demek ona zeytinyağı getirdi Barış Hakikaten böyle mi oluyor? Yoksa beğendiğinizi alıp gidiyor musunuz? Yok biz biraz öz şöyle söyleyeyim. He, şimdi bir büyük elçiye de verseniz ya da yurt içinde bir siyasi muhatabına da verseniz verdiğiniz hediyenin birincisi barışçıl olması lazım. İkincisi bir mesajının olması siyasi rakipler arasında uygundur ve bazen sözle söylenmeyecek bir şey hediyeyle söylemek e, kibarlıktır. Usuldendir ve tavsiye edilir yani. Şimdi benim ilk verdiğim hediye Cumhuriyet Ateşiydi. İçine hikayesini de koyduk. Cumhuriyet Ateşi hikayesi şu. Ee, Sadi İstanbul Aydar Berlin'e Berlin'i okumak üzere yollanıyor. Trene binmek üzereyken bir telgraf memurunun ismini bağıra bağıra onu aradığını görüyor. Telgrafı alıyor. Bakıyor teslim yeri Aydar verilecek kişi sadi içi Milli Eğitim Bakanı ama içerik paşamızın talimatıyla bu telgrafı Türkiye'den ayrılmadan hemen önce sana çektik diyor. Ve içinde şunu yazıyor. Siz birer kıvılcım olarak yurt dışına gidiyorsunuz. Orada harlayacaksınız. Cumhuriyet ateşini taşıyarak yurda dönün. Sakın oralarda kalmayın. Türkiye'ye hizmet edin. Şimdi ben Yıllar sonra yapılmış bir görüşmede Cumhurbaşkanı'na ya giden gitsin doktorlar biz asistanlarla idare ederiz niye diyorsunuz? Ya da gençlere giden gider kalan kalır demeyin demek yerine bizim Sayın Cumhurbaşkanı'yla ortak bir yönümüz var. Atatürk'ün iki büyük eserinden birinin koltuğunda o oturuyor. Cumhurbaşkanı olarak birinin koltuğunda ben oturuyorum. Ben de ikimizin koltuğunun ilk sahibinin nasıl bir erdem, nasıl bir öngörü ve nasıl bir nezaketle giden çocuklara dönün dediğini anlatabilecek bir hediye vermeyi anlamlı buldum ve bence çok da yerinde oldu. İkinci hediyemiz de şeydi ee, bir gondol ama ikinci meclisin balkonunun önün balkonunun şeklinde ve o gondol yine içinde yazdığı şeyle e, meclisi, istişareyi ve güçlü parlamentoyu ve oradan biliyorsunuz meclis cumhurbaşkanları izliyor. Yani cumhurbaşkanının meclise saygısını ifade eden bir gondolo meclisteki balkon şeklinde yapılmış. Ondan sonra onu verdik meclise saygılı cumhurbaşkanının Atatürk'ün de gidip meclisi oradan izlediğini açılış konuşması yapmak için Sayın Erdoğan da geliyor meclise saygının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu söyledik. Biz de aldığımız hediyelerden. Şimdi zeytinyağı Türkiye'nin dört bir yanından zeytinyağı işte acı orta acı yumuşak falan Türkiye'yi temsil ettiğini ve zeytin olduğu için barışı temsil ettiğini söylüyor. E ben de bu hediyeyi aldım yani onların da bize verdiği mesaj herhalde Türkiye'de bundan sonra. Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, cihanda barış diyorlarsa iyi bir şey bu, kötü bir şey değil. Bir de kravat, siz 18 yıllık eski kravatınızı mı takmışsınız? Yok canım o tamamen trol uydurması. <laughs> 18 yıl önce Sayın Erdoğan geldiğindeki kravatını benim taktığım kravata benzetip, Özgür Özel Erdoğan'a 18 yıl önce taktığı kravatı takarak jest yaptı diyorlar ama 18 yıl önce ben yokum, Deniz Bey var orada üstünden şey... Ben 18 yıl önce e, Manisa Eczacı Odası Başkanıyım daha yani o zaman. <laughs> bu i̇şte, uydurmaz. Süre nasıl ayarlanıyor Özgür Bey? Mesela konuşma bitince bitiyor mu? E, Tabi gündemler bitince bitiyor. E, ucu açık planlanıyor zaten bu tip kritik görüşmeler. Geçen sefer de öyleydi. E, bugünkü görüşmemizin de ucu açıktı ama bir buçuk saat, bir saat 35 dakika bir önceki de o kadar sürmüştü. Tabi yani mesela şöyle bir şey var. Bir buçuk saat sürmüş bir görüşmeden sonra ikinciyi oradaki bir buçuk saatten bizde 20 dakika olsa anlam çıkar. Makul bir uzunlukta olması lazım. E, yatsıya kadar otursanız başka bir anlam çıkar. Özgür ve herkes birbirinin tavrından o karşı tarafın talebinin olup olmayacağını da anlıyordur. Yani normalde öyle olur. Değil mi? <laughs> Tabii. Anlıyorsunuzdur. Yani şöyle bir takım olumlu hani hangi konularda birbirimize daha yakın hangi konularda daha uzak olduğumuzu hissedebiliriz ama e, tabii bu defalarca müzakere ettiğiniz birisi için kolay biz Sayın Erdoğan'la ikinci kez bir araya geldik o yüzden öyle bir de siyasiler görüşlerini düşüncelerini çok fazla jestleriyle mimikleriyle ifade etmek de istemezler karşısındakilere bizim pozisyonumuzda olunca o yüzden hani şunu anladım bunu anlamadım diyebilecek durumda değiliz ama normalde Tabii hissedersiniz. Ben 28 Şubat meselesinde bunun kısa sürede olumlu sonuçlanacağını geçen görüşmede mesela hissetmiştim. Sayın Erdoğan o konuda bir mesaj vermişti. Ama ben bu mesajı salı verilme olana kadar tuttum. Hatta M Müyesser abla yazmış. Hani babanı savunur gibi savunacaktın Çetin Doğan'ı falan. Aradım ya Müyesser abla dur tahrik etme beni dedim. <laughs> Şimdi 10-15 günlük bir iş bu. E, salacaklar görünüyor. Şimdi ben tutup da salacaksınız veya bana söz verdin hadi sal desem olmaz yani her işinde bir adabı var. E sonradan da salı verildi gün o da bana güzel bir mesaj yazdı ablam. <laughs> Bu devam edecek mi Özgür Bey? Gerekirse devam eder. Yani şimdi iki yönü var. Bir benim Türkiye siyasetine normalleşme diye nitelenen Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisinin ve diğer partilerin bayramda birbirlerini araması ki bana düşerdi birinci parti olarak. Yaş olarak da bana düşerdi. Bayramlarda araması. Olağan önemli gördüğü hususlarda randevu alıp gitmesi. Randevu talep ediliyorsa vermesi. Bunun bir sonucu olarak hiç olmazsa anıt kabirde bir el sıkışma. 23 Nisan resepsiyonunda bir çay içme. 29 Ekim resepsiyonuna iştirak etme gibi olması gereken minimum standartlar devam edecek. Yani bir kez bu olmaması ayıp. Ben öyle bir fotoğrafın parçası olmak istemiyorum yani. Şöyle bir şey olmaz. Anıt kabirdesin, Atatürk'ün huzurundasın. Ülkenin işte Cumhurbaşkanı, işte meclisin birinci partisinin genel başkanı, muhalefet partisinin etrafındaki herkes her sıkışıyor, sana omzunu sürtüp geçiyor. Ben bu fotoğrafta olmak istemiyorum. O tarafında da olsam olmam, bu tarafında da olsam olmam. Olmaz yani. Bu halledilmesi gereken bir meseleydi ve bana düşerdi. Ben hallettim. O, bu durumdan da utanç duyuyordum Türkiye adına. Duyarım da. Yani bugün Türkiye'de herhangi iki siyasetçi birbirine el sıkışmasa bu Türkiye için kayıptır. Bu başka bir şey. Çünkü parlamento dediğiniz yer konuşulan yer. Öbür türlü zaten bu meclisler kurulmazdı. Bize insanlar devlet bana maaş ödüyorsa konuşayım diyor ödüyor. Tokalaşayım diyor ödüyor. Birilerinin derdine çare bulayım diyor. diyor kavga edip de senelerce muhalefette kalayım diye değil bir iktidar hedefim olsun diye ödüyor. O yüzden hem e, ee, centilmenlik açısından yani minimum en alt düzeyde de olsa muhaşeret kuralları gereğince bir kere bu sürecek. Ama devamında görüşme trafiği sürer mi? Sonuç almaya bağlı. Yani şimdi görüşüp de bir sonuç alamıyorsan görüşmez. Ama ilk görüşmede siz bir sonuç aldınız. 28 Şubat'la ilgili bir sonuç alındı. Bakanların bizim gölge kabine bakanlarıyla eşleşerek görüşmeleri süreci başladı. Bir sonuç alındı. Ayşe Ateş'e randevu verilmesini çok talep etmiştim. Bizim görüşmenin hemen yani bir gün öncesine ikinci görüşme randevu verildi, görüşüldü. Sonuç alındı. Daha söylediğimiz bir takım işte gezi başta olmak üzere hususlar var. Oralarda Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma noktasında ee, taleplerimiz değil, hatırlatmalarımız var. Sonuç alınmasını ümit ederim. Ve başka böyle görüşmeye dair bir şey ortaya çıkarsa mutlaka görüşürüm. Ama e, örneğin anayasa oturup yapar mısın? Açık söyledim. Mevcut anayasaya tam uyum olmadan yeni anayasa olmaz. Neden olmaz? Yine sizin hukukçu kimliğinizle e, hatırlayarak söyleyeyim. Anayasalar aşkın zamanlı herkesi kavrayan, kapsayan metinlerdir. Toplumun üzerine dikilen bir elbisedir. Ve anayasa elbisesi Erdoğan'a dikilmez. Her Doğan'a dikilir. Her Doğan'a üstüne olacak şekilde. Biz 6 sene önce, 7 sene önce bir elbise dikmişiz. Şimdi diktiğimize de uymuyor. Yenisini istiyor. E eskisini giydin mi Giymedim. Önce bir eskisini giy, bir görelim. Bir de bu elbiseyi kişiye özel değil de herkes için yapalım. Özür dilerim bir taslak var mı orada? Yok. Yok. Yani mesela usul bile konuşamayız şu anda. Yani şunun için. Hayır mesela size e, bu anayasa ile ilgili e, talep anlatılırken mesela şurasını şöyle değiştirmek istiyoruz. Ne Yok. bileyim. Yok. Hatta şu kadar nasıl toplanıp nasıl bir masa kuracağımızın usulünü konuşalım dediler. Yani diyelim ki her partiden ikişer kişi, kişi kararlar müşterek falan. Usul çalışalım diye Sayın Meclis Başkanı teklifte bulundu. Ona da dedim ki Sayın Erdoğan'a da bir benzerini ifade ettim. Bana 31 Mart tarihinde yani benim partimin adaylarına bana demeyeyim 17,5 milyon kişi oy verdi. Ben geldim siz bana gelmeseydin pat oturdum sizinle usul konuşmaya. Arkamda 17 milyon 499 kişi ayakta kalır. Benim en yakın arkadaşlarım dahi bana ne işim var orada der. Siz onları oturtun benim oturmam kolay dedim. Onların oturması toplumsal mütabakatla olur. Onlar da diyor ki anayasa mahkemesi kapatılsın diyen. Ben bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum diyen. Bana rağmen kimse şunu çıkaramaz. Ver papazı al papazı diyen bir anlayışla. Yani mahkemeleri kendi emrinde gören bir anlayışla. Kuvvetler ayrılığı yeni kuvvetler birliğini söyleyen bir anlayışla. Hukuka ve diğerlerine saygısı olmayan buyurgan bir dille anayasa yapamayız diyorlar. Türkiye normalleşecekse bu insanları ikna ederseniz normalleşecek. Beni ikna etmekle olmaz. Ben bir başıma bir masaya otursam ne oturmasam da 17 milyon kişi ayakta. O yüzden anayasa yapmanın zemini oluşmadan ben usul de konuşamam. Yani usul konuşmak demek esasa razı olmak demektir. Esasa başlamaya hazır olmak demektir. Bizim en prensip usulümüz mevcut anayasaya uyulduğu konusunda toplumsal bir kabul olursa. Tabakat olmaz. Bir toplum derse ki evet anayasaya uyuyorlar ve uygunsuz maddelerini değiştirip. Çünkü benim de anayasada rahatsız olduğum çok madde var. Tayyip Bey'in de var. Birçok kişinin var. Sizin de var. Herkes. Ama anayasal devlet şunu gerektiriyor. Mevri anayasaya, yürürlükteki anayasaya uyma zorunluluğumuz var. E, Herkes bir maddesini istemezse düzen ortada. O bizim beğenip beğenmemizle ilgili bir şey değil, değil. yani. Hani e, ee, normlar hiyerarşisi diye bir şey var. En üstte o varsa hepimiz ona uymak zorundayız. Değiştirilip yenisi yapılana kadar o onaysa uyacağız. Uymazsak devlet ortadan kalkar. Ama şöyle oluyor Arba Bey. Şimdi Cumhur İttifakı diyor ki biz Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu kısmındaki maddeyi kabul etmiyoruz. E sen onu etmezsen öbürü meclisle ilgili maddeyi etmeyecek. Benim milletvekili kabul etmeyecek. Ben Cumhurbaşkanlığını kabul etmeyeceğim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı olmayacak. Öbürü mahkeme ilerinin bağlayıcılığını kabul etmeyecek. Olmayacak. Bütün düzen bozulacak. Kabileye döneceğiz. Birbirimizi gırtlaklayacağız. Olmaz yani. Yerel seçimlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi başarısının Türkiye siyasetinde çok şey değiştirdiğini düşünüyor musunuz Özgür Bey? Çünkü ben bende bıraktığı his şu. E, altılı masa tamamıyla bir tek Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Gerisi darmadağın oldu gibi. Biz yerel seçim öncesi iki evre yaşadık. Kurultay evresi değişim talebine olumlu cevap veren gençleşen ve dinamikleşen bir yapı ve kurultay sonrası yönetim anlayışımız. Orada bu şöyle ifade ediyorum. 1980 darbesi hem siyasi partilerin hem Türkiye'deki bütün örgütlenmelerin üzerinden tanklarıyla, paletleriyle geçti, ezdi bizi. O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi siyaset kalesinin başarı kapısından içeri giremiyordu. Kapı kapalı. Çok zorluyoruz falan açılmıyor. Üç tane koca asma kilit. Biz seçildik geldik partiye. Dedim ki üç kilit var. Bunları Atatürk bir yere koymuştur. Bir arayın bakalım bulabilecek misiniz? Üç kilidi bulduk kapıyı açtık. Birinci kilit Cumhuriyet'in kime emanet edildiği ile açıldı. Genel başkanlara değil asker ama genel kurmay başkanlarına orduya da değil gençlere. Çok fazla genç. İzmir'de çok yakın biliyorsunuz İzmir'i. 30 belediye başkanından 12 tanesi genç aday, 9 tanesi kadın aday. 12'de 11 seçildi, 9'da 8. 31 adayımızdan 29'u seçildi. Çankaya'da 30 yaşında bir aday var. Tuzla'da 31 yaşında bir aday var. Burada Avcılar'da 32 33 yaşında Hepsi belediye başkanı oldu bu arkadaşlar. Kadınlar genç. Birinci kilidi gençler açtı, ayırdı. İkinci kilit Avrupa'daki ülkelerden 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkı. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın tüm partilerden görev yapmıştı belediye başkanlık. Biz bu dönem 9 gösterdik 8'ini seçtirdik. 100 yılda 6, 5 yılda 8. Ve Birçok yerde kadın adaylara ki birçok yerde de öğrenilmiş çaresizden nasılsa bizi yapmazlar diye gelmiş. Gölüm bakın gelecek seçim neler olacak. İkinci kilidi kadın adaylar açtı. Kadınlara verilen değer açtı. Üçüncü kilit de bilim. Atatürk bilime dogmayı reddedip bilime sarılma. İnanılmaz bir ölçme değerlendirme. Aslında bir program size kampanyayı anlatsam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarıya ulaşma kampanyasını başlı başına bir program olur. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şeyi bir başımıza yapmadık. El yordamıyla yapmadık. Tek başımıza karar almadık. Aday belirlerken 350 bin anket yaptık. Adayları sahada 255 bin anketle takip ettik. Ve kampanya bütçesinin altıda birinden fazlasını sadece ölçme değerlendirmeye ayırdık. İlk önce profil anketleri yaptık. Bu ilçe nasıl bir aday istiyor? Özellikle İstanbul'da, <laughs> Ankara'da, İzmir'de. Buna uygun adaylar hangisi? Puantajlar yaptık. Adayları ilk önce çok metrik sistemlerle eledik. Elde kalanlara çok doğru analizler yapıldı. İstanbul'u Ekrem Başkan'la Özgür Çelik Başkan, il başkanı çalıştılar. Onları orada alan açtık. Getirdiler son kararı beraber verdik. Ankara'yı Mansur Başkan'la örgütümüz birlikte çalıştılar. Onlara alan açtık. Çünkü iki tarafında meclis çoğunluğunu kazanacak bir mucizeye ihtiyaçları vardı. İzmir'i bizzat ben çalıştım. Getirdim arkadaşlarla birlikte çalıştık. Ve her şeyi ölçme, değerlendirme ile yaparken bir yandan da kampanyanın örneğin reklam işini tanıdık birisine, sevdiğimiz birisine önceden iş yapmış birisine değil Türkiye'deki 20 büyük ajansa çağrı yaptık. CHP kampanya 8'i çok uluslu ortaklarımız izin vermiyor diyerek gelmediler. 12'sine brief verdik. 7 sayfa. Neredeyiz? Nereye varmak istiyoruz? Şartlar ne? Nasıl bir kampanya istiyoruz? 8'i geldi konkür sundu. 4'ü finale kaldı. Final heyetinde ben de vardım. Bu işimiz gücümüz kampanyası öyle çıktı. Barış Manço'nun şarkısı telifiyle birlikte falan. Bizim şarkı çalmaya başladı bütün Türkiye'ye ezbere söyledi. Hala söylüyorlar. Ak Parti'nin seçim şarkısını hatırlıyor musunuz? Yok. Millet hiç uğraşmayın. Milletvekilleri hatırlamıyor. Ee, Murat Kurum'un hatırlıyorum? Çok beğenmiştim. Onu bilmiyorum. Murat Ak, çok beğenmiştim. Ak Parti'nin seçim şarkısı Türkiye'deki seçim şarkısını Milletvekilleri daha iyi hatırlamıyor. Bizim kampanya basit, sade, anlaşılır, siyasi edepleri iyi anlatılmış doğru bir kampanyaydı. Ama kampanyadık o filmleri hatırlayın, kız çocuklarıyla yürüdüğümüz yer veya işte yurt sorununa değinen küreşi anlatan falan bütün aşamaları tasarlandı çekilen filmlerin bir tanesi bile direkt yayına gitmedi hepsi odak gruba gitti 20 AK Partili, 20 CHP'li, 20 İYİ Partili 20 MHP'li, 20 HDP'li demli izledi odak gruplardan geçmeyen filmleri çöpe attık 1.5 milyon maliyet <laughs> tak diye çöpe attık ya yenisini yaptık yetişmeyecekse hiç yayınlamadık eski filme daha çok frekans verdik falan ve sonuçta insanların beğendiği, ezberlediği şarkılarıyla, benimsediği sloganıyla bambaşka bir şey çıktı. Adayları anketlerle belirledik. Ankette eşitlik varsa örgüte sorduk, ön seçim yaptık dünya kadar. Ama döndük dolaştık. Adaylar sahadayken onları 255 bin tekil anketle izledik. Artvin, Edirne, Kilis, Marmaris son hafta anket sayesinde kazanılmış yerlerdir. Gidiyordu Marmaris, gidiyordu Edirne, gidiyordu Artvin. Ama anket bir şey söyledi. Mesela kiliste dedi ki bir tek Hatay da bilemedi galiba. Hayır yine bildi. Anket bildi de milletin şeyi bilmedi. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün anketler şunu gösteriyordu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan daha iyi bir aday bulamıyoruz. Çünkü hem AK Parti MHP'den oy alıyor hem buradan alıyor. Kimi koysak 10 puan fazla o ve kazanabilecek marjda. Ama malum Twitter'ın kavgaları bilmem neler osu busu yine de seçimi kazandık. Yani 2300 fark düşünün şey, milyonluk Hatay'da 2300 var. O da torbaları açtırmadılar, ölülere oy kullandırdılar falan. Hatay şartlarında işte millet bizim adayı yıpratmak yerine sandıklara sahip çıkmaya çalışan çadırlarda yaşayan Hatay örgütümüze destek verseydi şimdi başka bir şey olacaktı ama bir grup, bir grup hataylı olmayan bir grubun özel yıpratma kampanyası orada işte o çıkan aday tipin aday göstermesi sonra çekmesi sonra çektik ama CHP'nin adayına oy vermeyeceğiz demesi falan AK Parti'ye gitti o da nazar boncuğumuz olsun ama şöyle bir şey söyleyeyim Cumhuriyet AK Partisi'nde verilen bütün kararlar veriliş aşamasında veriyle karar aşamasında ortak akılla sahada da ölçme değerlendirme takip edilerek yapıldı. Biz sadece şunu yaptık. Özgüvenimiz yüksek bir şekilde ekibe güvendik, bilime güvendik ve başaracağımıza inandık. O sayede başardık. Koca bir film olur o hikayenin kendisi. Ama tabii sonuçta çok keyifli bir noktaya geldi. Bizim dışımızdakiler diyorsunuz işte darmadağın oldu. Evet çünkü değişmediler. Bir seçim kaybettik. Niye canım? Bakarsınız, İyi Parti değişti. Şimdi, hayır, 31 Mart'tan sonra. Yani, e, 31 Mart'a kadar CHP dışında hiçbir parti hiçbir yerini değiştirmek. Şu anlamda söylüyorum. Eskiden bir ittifakın içindeydi İyi Parti e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ama yerel seçimde dedi ki ben tek başıma gireceğim. Ama aynı kadrolar olunca ve aynı bakış açısı, o tek başına girme meselesi de şöyle. Tabi e, tabii kendi kararları hep saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Tek başına girmeyi vatandaş nasıl okudu biliyor musunuz? CHP'ye hırslandılar. CHP'nin adayı kazanıp mesela Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmeye çalışıyor. Bu mantıkla veya Balıkesir'de Ahmet Akın'a kaybettirmeye çalışıyor. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay'a kaybettirmeye çalışıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a. Bu adaylıkları millet CHP niye kaybettiriyorsun kardeşim? Düne kadar birlikteydiniz. Bak adamlara küfür ediyorsunuz. Adamlar size canın sağ olsun diyor. Yani bu adamlar değişmişler. Bu adamlar gencecik adaylar çıkarmışlar. Seçimi kazanmak için kendilerini paralıyorlar. Siz bunlara kaybettirince AK Parti kazanacak deyip temel motivasyonu zaten bu rejimin, bu ülkenin bu hale gelmesine itiraz olan İyi Parti'nin iyi insanları bize destek verdiler. Bunu görmek lazım, bunu inkar etmemek lazım ve çok ki bir söndü. Çok mesela Balıkesir geçen sefer Ahmet Akın bizdeyken İyi Parti istedi diye Ahmet Akın'ı çektik, İyi Parti'ye verdik. Verdiğimiz kişi seçimi AK Parti'ye hediye edip kendisi AK Parti'ye belediye milletvekili oldu. Bu dönem geçen dönemden sözleri olduğu halde bir tek sana borcum var denmişti Ahmet'e. Maalesef bir aday çıkardılar. Adayları Öyle bir kampanya yapıyor ki öyle sert bir kampanya. Yav yapma diyoruz yapıyorlar. Yapmayın diyoruz yapıyorlar. ne laflar ne laflar. Efendim işte bandırmaya gittik. Mesela AK Parti Manisa'ya geldiğinde Tayyip Bey ya da MHP herhangi bir parti. Biz pankartlarımızı astığımız pankartları geri çeviriyoruz. Bizim logoların üstüne onların bayrakları asılıyor. miting. Mi? Ben bandırmada miting yaparken İyi Parti nin adayı annesinin evinin balkonundan pankart salladı. İyi Partililerden yok git demlelerle demlendi. Ya nasıl yapıyorsunuz bunu diye? Ne oldu biliyor musun? Milyonluk Balıkesir'de muhtar kadar oy aldı. Muhtar kadar. Balıkesir'in tamamı reddetti. Bandırmadan onun iki katı oy alması lazım ama bütün Balıkesir'den alamadı oyu. Neden alamadı biliyor musunuz? İnsanlar dün dost bildiğine bugün düşmanlık edeni. Dün öptüğü yüze bugün tüküreni, dün met ettiğine bugün söveni bizim insanımız kabul etmiyor. Bu haksızlığa itiraz ediyor. O yüzden sahici siyaset kazanıyor, duygularla yapılan siyaset kazanıyor. Ve biz o yüzden, şimdi İyi Parti'de bir değişim var, Musavat Dervişoğlu. Ben Musavat Bey'le çok iyi günlerimiz oldu geçmişte. Tabii partisindeki yüksek tansiyon, işte bu Balıkesir adayının da alem bir sözcü pozisyonu var. Onların dili falan Musavat Bey açısından Kolay değil. Ama Musavvat Bey iyi insanların partisinin genel başkanı oldu ve geçmişte çok iyi günlerimiz oldu. Musavvat Bey'in toparlamasının başarılı olmasını isterim. Saadet Partisi bir değişim yaşamak üzere. Temel Bey'e sağlık dilerim ama genç bir bey başarılı olmasını isterim. Diğer bütün partilerin ittifakı. Ben eski dosttan düşman olmaz diyorum. Ve hepsinin başarılı olmasını isterim. Ben muhalefetin darmadağın olduğu bir Türkiye'yi istemem tek başına muhalefeti CHP'nin temsil etmesi sağlıklı bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti, sol bir parti. Muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların kendi siyasetlerini yaptıkları ve gerekirse güç birliği yapılacak, gerekirse koalisyon yapılacak bir Türkiye doğru. Ama geçen seçimdeki hataları yapmamak lazım. Altı partiyi belinden zincirle birbirine bağlayıp daha ilk günden hadi koşuyoruz Herkes birbirine mani oluyor. Herkesin kendi siyasetini yapması lazım. İttifak olacaksa günü gelince düşürülür. Bir de madem bu böyle artık spordan bahsediyoruz, futbol benzettiriliyor falan. İttifak yapmadan önce, önce bir herkesin basküle çıkması lazım. Kaç kiloyuz ya? Değil mi? Ona göre ittifak yapmak lazım. Yani birisi 45 kilo basıyorsa, birisi 5 kilo basıyorsa, o 5 kiloluğa 25 kilo muamelesi yapınca 45 kilolukta da bir başka kayıp yaratıyoruz. Ve orada başka bir tartışma oluyor. Neyse ki biz örgütümüzü çok odağa alan Cumhuriyet Halk Partilileri hem kurultay sürecinde, hem kendi kadrolarımızda, hem e, yerel seçimde mutlu etmeyi başardık. Onlarla birlikte Türkiye'de, Türkiye İttifakı dediğimiz çok geniş kitle, çok büyük moral buldu. Bu yüksek moralle özgüvenli siyasetle gidiyoruz. Anketlerde o günden bugüne hiç kötüye giden bir anket yok. Hep birinci partiyiz. Yani o gece iki puan civarında olan fark dört dört buçuk puana çıktı. Ee, çok önemli izlenimler alıyoruz. Böyle çalışacağız, gayret edeceğiz. Ümid ediyorum ki e, sonunda her şey e, böyle her gönlünde böyle ülke sevgisi ve mutlu bir Türkiye isteyen herkesin gönlüne göre olacak. Özgür Bey. E, ee, Meral Akşener'in Erdoğan görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela İyi Parti diyor ki kurumsal olarak beni temsil etmiyor. O İyi Parti görüşmesi değil. Musabat Bey ve Uğur Poyraz bizim programın canlı yanında dedi ki e, o kurumsal olarak yapılmış, İyi Parti'nin yapılmış bir görüşme değil. E, muhakkak kurumsal kurumsal değildir. Yani kurumsal olsa genel başkanı ya da onu yetkilendirdiği birisi kurumu temsil eder. Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Bu normalleşme dediğiniz şey aslında bunu da mümkün kılıyor. Yani bir siyasetçi ayrılmış, geçmişte kavga da etse, iyi günü de olsa siyasi partilerin genel başkanlarıyla konuşabilir, görüşebilir. Biz defalarca gittik geldik, Meral Hanım yarın bize gelse bir veda ziyaretine ya da bir istişare ziyaretine anormal bir şey değil. Burada tabii partilerin genel başkanlarının, önceki genel başkanlarının bizim... Bilhassa Altan Öğmen'in, Hikmet Çetin'in, Murat Karayalçı'nın inanılmaz üzerine titizlendikleri bir süreci ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu zaman gördüm. Atılacak bu tip adımlarda mevcut genel başkanın zamanında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, öncesinde sonrasında bilgi verilmesi çok uygun olur. Ben Sayın Erdoğan'la yapacağım görüşme öncesinde. Bütün önceki genel başkanlarımı arayıp görüşlerini sordum. Görüşmeden sonra da kendilerini teker teker arayıp bilgilendirdim. Bu görüşmeden sonra da cumartesi günü Gök Gökçe Gökçen arkadaşımızın düğününden önce bir araya geldiğimiz önceki dönem genel başkanlarımızdan Erdoğan görüşmesiyle ilgili de kısa bir bilgilendirme yaptım. Bu işlerin tamamı şey yani böyle yapılırsa sorun olmaz. İyi Parti'de de hani ilk kez bir önceki genel başkan ee, var ve o genel başkanın mevcut genel başkanla ilişkileri noktasında demek ki diyalog kanallarının daha açık tutulması lazım. Onun dışında ben bir sorun görmem o görüşmede. Yani ne olacak? Herkes herkesle görüşür. Demokrasi böyle bir şeydir. Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki e, Meral Akşener, Erdoğan görüşüyor. Üç tane komple teorisi var. Üçü de birbirinden yaman. Yani Netflix'te olsa hangisini <laughs> açacağını bilemez insan yani. Olacak işte. Bir de Meral'in bir, hiçbirisinin doğru olmadı bir söyledi. Bir de. bir de şöyle bir şey var. Yani e, düne kadar ittifak yaptığımız bir partinin genel başkanı bir şey diyecekse diyordur. Demediyse olmadığına inanmak lazım. Yani onu mu konuştunuz, bunu mu konuştunuz? Özgür Bey, size bana artık Meral abi demeyin diye çıkıştı ya. Yerel seçim. Canın sağ olsun ablam. Siz de. canın sağ olsun ablam dediniz. Sonra mesela e, Türkiye'nin ya o seçimde birinci parti CHP olunca aradı mı Meral Hanım? Meral Hanım aramadı ama ben bayramda onu aradım. Yani 31 Mart'tı ya bayramda Nisan'ın başıydı böyle. Evet. Yani çok uzak değildi bir hafta sonra mı ya neydi? Ben aradım bayramda. Hatta ulaşamadım önce telefonla. Esma Hanım'dan yardımlan bir başka telefonla ulaştım. Ee, ben bayramını kutladım o da tebrik etti Seçim için ee, Sonra ben anneler gününde de aradım mesela Meral Ben öyle kim bin gitmem Siyasette öyle şeyler olur O iyi parti de kolay bir parti değil Bir de hani O seçim sonucunun yaklaştığını herkes hissedir. O gerginlikler içinde Veya bir karşıtlık oluşturup Kendi tarafını bir konsolide etme Çabası Siyasette muhat taktiklerdendir bunu görüp de insani bir husumete dönüştürmemek lazım bunları ya. Yani. Şimdi Türkiye'de her önemli olay olduğunda Kemal Bey süt tweet atıyor. Mesela ben şöyle bir şöyle bir beyse mi kapılıyorum ya da fikre kapılıyorum. İki tane mi CHP var oluyorum mesela? Yok canım. Niye olsun öyle? Kemal Bey birçok tweetinde de CHP... çünkü siz ne yapsanız Kemal Bey tersini yazıyor <laughs> o, o kadar değil de yani ya o o yakın CHP'nin e, şöyle Kemal Bey CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkan e, çok önemli tweetler yazdı yani genel başkanı ve partinin kurumsallığı ile ilgili Kemal Bey e, şu anda e, önceki genel başkan konfor alanına sahip ve e, kendisi sabahleyin işte kendi ifadeleriyle bana da anlattı kalkıyor. Gazeteleri okuyor, felsefeyle ilgili kitaplar okuyor, daha sakin, daha duru düşünüyor ve bir alternatif bakış açısını serbestçe ortaya koyuyor. Bizim partimizde bunlar sorun alanı olmaz, bu zenginlik. Hatta Kemal Bey'in ortaya koyduğu bakış açısı bir genel başkan için bulunmaz nimettir. Böyle de bu taraftan da bakmak lazım diye. Ama bizim oturduğumuz koltuk sorumluluk koltuğu. Kemal Bey de bu koltukta uzun süre oturdu. Onun da hangi olayları nasıl değerlendirdiği, önceki genel başkanların birtakım takım açıklamalarına e, açıklamalarından nasıl istifade ettiğini e, çok yakından takip etmiş olduğumuz için Cumhuriyet Halk Partisi buralarda hiç sıkıntıya düşmez. Başka partilerde olur o. Bir anda işte önceki genel başkanın bir şeyinden patırtı gürültü bizde olmaz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları e, İsmet Paşa'dan gelen bir gelenekle öyle her şeyi duymazlar. <laughs> bu güzelmiş. <laughs> bu güzelmiş. Son soru bu kişisel merak. Genel başkan olduktan sonra gözlerinize mercek taktırdınız. Evet. Ses sorunuz için ameliyat oldu. Mesela bunlar önceden karar verilmiş şeyler miydi? Yoksa siz genel başkan olduktan sonra bir ekip size işte başkanım gözlerinize mercek taktıralım. İşte sesiniz çok kısılıyor. Öyle mi oldu? Yok yok. Şöyle hepsi ertelenmiş şeylerdi. Mesela mercekler, e, adını söylemiyorum şimdi hastanenin de, meclisin karşısındaki bir göz hastanesinde bir yıldır bekliyor. Göz doktorun Murat Emir. Geçen sene 14 Mayıs'tan sonra takmak üzere bakmıştık. Benim şöyle bir zorluğum var. Yakın 6.75 olmuştu, uzak 3.75, Astigmatta birin üzerinde ve multifokal gözlük camları kullanıyorum. İlerledikçe de yenisi yapılacak. Mesela şimdi herhalde 75 bin lira vardır. Son 45 bin liraya falan yenilendiğinde meclis 4 bin lirasını ödüyor. 41 bin lirası cepten çıkıyor ve ilerlemede devam ediyor. Murat dedik ya bu camın küçüğü var. Katarağın olduğu yere takıyoruz iş bitiyor. Çok bana şey geldi Hazır, yapalım kardeşim dedim. Gözlük mercekler hazırlandı geldi. Ben genel başkan adaylığını yaklaştım. O sırada şimdi bu gözler takılınca tabii belli bir süre şey olacak. Hadi kongreyi bekledik. Kongreyden sonra şeyi en son dedi ki Murat birine bir gün, birine bir gün, bir hafta bir dinlenme ve üç ay damla. Şu an ikinci ayın sonundayız. Ee, bayram geliyordu. Dedim bayram olur. Ses telleriyle ilgili de. Çok kısılıyordu. Çok kısılıyordu ve nodül vardı. Ses telleriyle ilgili de bir hafta ses orucu, bir ay yormama dediler. Şimdi siyasette e, bu ancak bayram tatili ve seçim sonrası bir olursa olur. Ben bir gün ses ameliyatını oldum. Bir gün göz hatta bilinmeyen ses ameliyatı olurken şu sinüslerimden ve buradan da ameliyat oldum. Buralarda çok akıntı yapıp e, rahatsız ediyordu. Aynı kulak burun boğaz doktorum sesimi sinüsler, maksiler sinüs ve frontal sinüs ameliyatımı yaptım. Ameliyattan çıktım. Ee, Romanya'ya gittim bir günlük çalışma ziyaretine geldim bir gözümü öbür gün bir gözümü yaptırdım bitti tabi e, sonrasında bayram tatili oldu yine kullandık sesi ister istemez o yüzden biraz geç iyileşti geç iyileşmeye devam ediyor öyle orada sıkıntı şu iki tane sıkıntı oldu bir göz damlaları kortizonlu mortizonlu içeride kortizon olunca dışarısı su topluyor biraz şişiyor mişiyor botoks yaptırdı diye yazdılar yok da böyle bir şey. Bir de bir gün Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde açıklama yaparken ters bir açıdan bir şey. Bir de tabii o açıda biraz saçlar daha koyu görülüyor. Hemen başladılar photoshoplamaya. He, Özgür de saçını boyadı. Yok sarıya boyuyor, yeşile boyuyor. <laughs> Ondan sonra neyse ki başka bir açıdan Hürriyet Gazetesi'nin düzgün bir fotoğrafı vardı falan. Ondan sonra siz de halbuki sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olmuşsunuz ama suç bizde değil. Evet. Timing yanlış olmuş. Vakitsizlikten yaptıramayınca ve genel başkan olmaya denk gelince. Ama bir yandan da şöyle oldu. Erteleyebilirdim ama dedim ki hazır seçimi kazandık bayram geldi. Ses bundan sonra şimdi yani seçim erken olsa 3 yıl sonra 3 yıl. Zamanında olsa 4 yıl sonra veya 1 yıl sonra olsa 1 yıl. Acayip bir tempo başlayacak. Bu ses beni yolda bırakacak. E ...gözler de çok zorluyor... ...bu arada yapayım, bu yeni döneme böyle başlayalım... ...alıştınız mı gözlüksüzlüğe... ...gayet iyi, yani çok başarılı... ...kaç yıl kullandınız... Aha, ...43 yıl... ...6 yaşından beri... İlk ben çizdirdiğimde sabah kalkar kalkmaz... ...elimi atıyordum, e, ben, gözlük varmış... Ben, var ...ben böyle yapıyorum, Gözüm, <laughs> gözümde gözlük varmış gibi... İlk başlarda oluyor... ...tabii 3 ayda tam oturacak... ...ufak tefek, çok uzun süre yoğun ışık altında kalınca... ...bir kamaşma oluyor... ...çok yorulunca... Bir Kuruyor. Dersi kuruma suni göz damlası zaten damlatıyoruz ama e, çok memnunum yani öbür türlü şey olmuyor. Özellikle gözlük takılamayan zamanlarda çok e, 6 6.75 çok zorlayıcı bir şeydi. Son sorum. İlk röportaj yaptığınızda kızınızın siyaset sizin siyasetçi olmanızdan çok haz etmediğini ve sizin kızınız olduğunu sakladığını anlatmıştınız. Ve bugünlerce sosyal medyada döndü. Ama geçen gün gördüm ki Manisa'daki bir mitingde annesiyle birlikte gelmiş çok da eğleniyordu. Artık siz buna alıştı bu duruma herhalde. Tabii şimdi İpek ben ilk siyas, ilk evden ayrılıp Ankara'ya gittiğimde 6 yaşındaydı. İlk milletvekili olduğumda 10 yaşındaydı. Şimdi 23 yaşında. O bahsettiğiniz olay da İpek'in 13-17 yaş arası 4 yıllık sürede ee, yani babam milletvekili demiş şu Özgür Özel dememiş. <laughs> Sonra sen Manisalısın soy ismin Özel Özgür Özel'le bir şey var mı uzaktan yakından bulur muyuz diye söyleyince komite mezuniyet için daha doğrusu herhalde Balev'in bir toplantısı için mi çağırmışlardı ne? O sırada demiş babam olur kendisi diye. E, şimdi daha alıştı ama yine de çok şey değil. Mesela bizimkiler mitingde öyle protokoldan falan izlemezler. Mesela annem babam da normal evet, tribünden bir evet. şeyin arasından. Ee, İpek daha şey ısındı. Aday tanıtma toplantıma da sürpriz yapıp gelmişti. Yani adaylığımı ilan ettiğim toplantıya da gelmişti. Ee, bir iki öyle geldi. Partinin de üyesi evet. 18. Oldu. 18 yaşında olmuştu zaten. Ondan sonra. E... Zaten o artık bir zırnıyı bir kabul demek Özgür Bey. Evet evet. <laughs> değil mi? Tabii tabii. Ee, ama böyle çok şey değil yani. Çok aşırı meraklı değil siyasete. Bir de böyle e, onlar siyasetin çok stresli anlarını kaldıramıyorlar tabii. Biz de mümkün olduğu kadar uzak tutuyoruz. Onları. Bir de siyaset kızınız İpek için biraz da babasını ondan kopartan şey. Tabii tabii yıllardır yani. Hiç o düzeni değiştirmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Şimdi artık sizin çünkü Manisa'ya gitmeniz neredeyse imkansız. Tabii eskiye göre çok daha az gidiyorum. Ben e, Veli Bey hep söyler Özgür Özel kadar memleketine bağlı... Siyasetçi yoktur diye. Ben e, Manisa'ya 15 gün gitmesem, Spildan'ı 15 gün görmesem kardeşimi görmemiş gibi burnumda sız sızlıyor, tutuyor böyle. E, şimdi tabii ayda bir falan gidebiliyoruz. 3 haftada bir, ayda bir, 5 haftada bir falan. E, o açıdan kötü. Zaten İpek İstanbul'da, annesi Manisa'da, ben Ankara'da falan. E, ama ben Ankara'da böyle bir hani ev sahibi olmayı, oraya düzen kurmayı, Didem'in eczanesini taşımayı falan hiç düşünmedik. O beni Manisa'dan koparacak gibi hissettiriyor. Onu da hiç istediğim bir şey değil. Manisa'daki evinizi bırakırsınız. Siz Ankara'da bir olur. Gene ayrı bir giden Manisa'daki evinizde Spildan'da tatil yaparsınız. Ya o ayrı ama işte öyle olmaz o. Daha da kopulur. <laughs> yani ben sonuçta bu siyaseti hep böyle şeyle. ...işte iki dönem yapayım bırakayım. Sonra grup başkanı öyle. 50 yaşında 49 yaşında bırakayım diyordum. Bir başka görev olmazsa oldu. Devam ettik falan. Öyle çok şey değil. Burada da söyleyeyim sizin programda ne söylediysek tuttuk veya şey oldu. ilk i̇lk genel seçimler olacak. O genel seçimde parti birinci parti olmazsa ve parti iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum. Buradan söyleyeyim siz de kayıtlı dursun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Sağ olun. Benim ee, için de öyle. Daha nice bayramları birlikte kutlamak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Herkesin bayramı kutlu olsun. Annenizin bilhassa ellerinden öpüyorum. Sağ olun.